Herkese rast gelsin diyorum. Hasan Ağzı'na saygılar, sevgiler. Arkadaşlar bugün size devlik takımı detaylı bir şekilde anlatacağım. Sonra Çukra, sonra Sargoz takımlarını anlatacağım. Şimdi kullandığım malzemeleri ben şimdi önceden söylemiyordum. Yani söyledim, arada söylüyordum. Şimdi devrek için kullandığım iğnelerden bahsedeceğim. Arkadaşlar Mustat'ın 92-647 diye bir serisi var. Bunun 3-0'ını kullanıyor ve ben 4-0'ını kullanıyorum. Çünkü büyük yem takıyorum. Daha çok verim alıyorum. Onun dışında iğneye bağladığım köstek Ghost olarak kullanıyorum. Bunu tercih ediyorum. 53'lüğünü kullanıyorum iğneye bağladım. Onun dışında Invisible Yuki'nin bir misinası var. Çok sağlam. Hani bedene bunu kullanıyorum. Oltay'da zaten ip misini kullanıyorum. 0-20. Bu şekilde örnek veriyorum. Fırdönde hani kaydı kullanıyorum. Bazen şöyle bir yurt dışından aldığım ürün vardı şöyle. Şunlar gibi. Bir numarasını kullanıyorum. İşte hani kurşuna bağladığım fırdönleri klips. Şu ürünü kullanıyorum. Çelik. Şimdi kurşun olarak da arkadaşlar şöyle havasına göre 150 gramdan başlıyor. 300 grama kadar yıldız kurşun. Hani yüksek havalarda şunu kullanıyorum. Normal düşük havalarda örnek veriyorum 25-30 kilometrelerde şunu kullanıyorum dalga boyuna göre. Çünkü bundan daha çarpabiliyorsunuz şu kurşunu. Yıldız kurşun güzel tutuyor. Şimdi bir tane takım beraber yapacağız. İçinimizi açalım. Şöyle. Arkadaşlar bu levrek için 1,5 kulaç yapıp daha sonra da bunu kısaltacağız. Şimdi öncelikle en alta kurşunun geleceği kısma şöyle sağlam bir düğüm atıyoruz. Yani şöyle kalın kullanmamın sebebi arkadaşlar çünkü kalın kullanmamın sebebi Lodoslarda kum çok kurşun üstüne. Şu kurşun çok kum yiyor. Ya kum yediği için ya dibe gömülüyor. Dibe gömüldüğü için de zayıf takımla ince misle çektiğiniz zaman kurşun bırakıyorsunuz. Ya da şöyle örnek vereyim. Atarken patlıyor. Ya da şöyle örnek vereyim. İşimi sağlama alıyorum. Yani ucunda 15 kiloluk balık da olsa o balığı alıyorum. Takıma güvendiğim için. O yüzden ben öyle kalın misler kullanıyorum. Şimdi şeye gelelim. İğneyi bağlayacağımız kösteğe gelelim. Misine gelelim. Şimdi arkadaşlar levrek avı yaptığımız için şöyle ilk iğneyi şöyle 15 santim yukarıdan bağlıyorum. Bu düğümleri her zaman aşağı bakar benim düğümler. Çünkü üstten yaptığım zaman açılıyor. Daha önce başıma geldiği için. Ve 4 düğüm atıyorum buraya. Hem kalın misini kullanıyorum. Güzellikler de var. Örnek veriyorum dolaşmıyor. Çünkü Lodos'ta bu sürekli böyle dolaşır. Pense kullanmayacağım. Pense arabada. Birinci kösteğimiz bu arkadaşlar. İkinci kösteğimizi şimdi bağlayacağız. Şöyle bir 40 santim arayla. Bunu da aynı şekilde bağlayacağız. Şöyle düğüm şeklini göstereyim. Düğüm şekli de bu arkadaşlar. Şöyle parmağınızı, orta parmağınızı koyduğunuz zaman içinden 1, 2, 3 ve 4. Güzel de boşluk vermeden, boşluk verirseniz atışlarda patlayabiliyor. Bazen sert atıyoruz, onlar patlayabiliyor. Şimdi ne oldu? Şu aşağı baktı. Balık şöyle de çekse bunu sıkıştırıyor.
iri balıklarda hani koparmıyor. Şimdi gelelim fırdındığı bağlamaya. Klips fırdındı aynı. Şunu 1 numara 2 numara kullanıyorum. Fazla çünkü bunu da söyleyeyim. Niye burayı özellikle küçük klips kullanıyorum? Arkadaşlar Rodos'larda erişte çok olur. Yani erişte dediğim ot. Ot çok olduğu için yığılma yapıyor buraya ve hem kamışın aksiyonunu bozuyor hem de böyle çekerken çok zorlanıyor. O yüzden buna kadar ince malzeme buraya kullanırsanız o kadar az ot toplar. Şimdi bu şekilde yaptık. Takım boyu bu şekilde arkadaşlar. Şöyle 1,5 kulaç. Şimdi sadece levrek için kullandığım takımdan bahsediyorum. Sadece levrek. 4-0 bu şekilde. Bunu da aynı şekilde bağlıyoruz. Yine 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde bağlayıp ıslattıktan sonra şöyle çektiğimiz zaman bu burada zaten sıkışıyor. Bir daha da açılmıyor. Bunun dışında bir tane daha iğne bağlıyoruz buraya. Yani balık şu iğneyi ağzına aldığı zaman arkadaşlar atması çok zor. Bir şanstır yani. Sıkıştırdık arkadaşlar. Şimdi buna genelde mamun kullanıyorum. İri mamun getirtiyorum. İri mamunlarla avımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi kurşunumuzu takalım. Örnek veriyorum. Çok yüksek hava var. 300 gram. Atacağınız mesafe 20-30 metre oluyor zaten. Dalganın arkasını düşürdüğünüz zaman. Arkadaşlar takımın şekli bu. Takımın şekli şemali bu. Şimdi yemimiz takısız arkadaşlar. Şimdi yemimizde bu örnek veriyorum. Şöyle mamunuzu gösterelim. Mamun ufaksa arkadaşlar ufak takımlar da yapıyorum. Şunu kuyruk kısmından geçiriyoruz arkadaşlar şöyle. Güzel bir şekilde. Zaten bunda hani tırtırlar var. Arkadaşlar yem takma şeklim budur mamunda. Mamunla bu şekilde takıyorum yemi. Yem ipiyle sadece şu kısmı ölüyse sarıyorum. Canlıysa sarmıyorum zaten tutuyor. Bu arkadaşlar devrek için Rodos havalarda kullanacağımız takım. Şimdi yemimizi çıkaralım. Şimdi çok sorular geliyor da yani hepsini teker teker cevap hani veremiyorum bazen. O yüzden bunu bu şekilde takım yapmak isteyen arkadaşlar. Tabii bu hani takımı bu şekilde bırakmıyorum. Şöyle kutumuz var. İçinde sünger, takım aparatları var. Bu takımı bu şekilde sarıyorum arkadaşlar. Hava bittiği zaman da tekrardan bu takıma sarıyorum. Aynı bu aparata sarıyorum. Şunu şuradan geçiriyoruz. Takımımız bu şekilde emniyete alıp kutumuza koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar bu levrek içinde şimdi bir de çukra için bir takım yapacağız. Levrek için ne dedik arkadaşlar? Herkesin bir beğendiği marka vardır. Ben bunu kullanıyorum. Onun dışında VMC'nin 7054 diye 2.0 şöyle güzel bir iğnesi var. Levrek için sünnelezde bunu kullanıyorum. Ufak mamunlarda bunu kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim çupra için takım yapmaya. Hani gezerli takım yapacağız asansör sistemi. Arkadaşlar bununla da Sufix'in
60'lık misnesi var. Yine 60'lık oluyor. Kurşunun bindiği yer 60'lık oluyor bede. Yani gezerde yine 53 poz kullanıyorum. Bunda hani fluorokarbon kullanmanız şart değil. Ben kullanmıyorum. Bu gidip falında pek fazla bir avantajı olmuyor bana göre. Şimdi buna, şimdi çok hava gittiğimiz için buna daha ucuz klipsler var. Şöyle. Daha ucuz klipsler. Şunlar mesela 1 liralık bir şey, 1,5 liralık bir şey. Bunları kullanıyorum arkadaşlar. Düğüm yine, benim düğüm şeklim tektir. Bir sefer kullanıyorum. Sıkıntı yaratmıyor bana. Tabii çok farklı fantezi yapan arkadaşlar var. Bağladık arkadaşlar. Şimdi çupra için öyle fazla şey kullanmaya gerek yok. Hani fluorokarbondur. Tabii herkesin malzeme sesi farklı da ben şu şekilde şunu çelik yapıyorum arkadaşlar. Şuradan geçiriyorum. İsteyen buraya boncuk da koyabilir. İsteyen şöyle aparatlar var. Şunun gibi. Hani gezer için bunu kullanılabilir. O tamamen isteğe bağlı. Şimdi yani çupra avlarında her gittiğimizde 4-5 takım veriyoruz ama levrek avında en pahalısını, en kalitelisini kullanmaya çalışıyorum. Çünkü takım verme şansımız çok az. Levrek çünkü hani kuma gidiyoruz ama çupra avlarında fazla bu aparatlardan bahsediyorum. Fazla kaliteli kullanmaya gerek yok. Sadece misineyi, sağlam misine. Marka önemli değil. Sağlam misine kullanıyorum. Aksiler de kopmasın. İri balık bindiği zaman bana sıkıntı yaratmasın. Şimdi arkadaşlar çukra avında da Marlin'in 82-99 diye bir iğnesi var. Hem fiyat olarak çok avantajlı. Cebinizi yakmayacak şekilde. Adet de fazla. Bir de Mustafa'nın 533 vazgeçemediğim iğnesi. Çelik iğne. Bu var arkadaşlar. Bunu kullanıyoruz. Şimdi bir tane Mustafa'da yapalım. Bunu buradan kullanalım. Çupra olduğu için bu hani kösteği bazen 3 metreye kadar çıkarıyorum. Ha bizim meralar zor olduğu için 1,5 kulaç şöyle 1,5 metre bazen 3 metreye hiç çıkmıyorum. Ama kumda olduğu zaman 3 metre. Hani meranın rahatlığına göre. Bunun arkadaşlar bağlama şeklimiz şudur. Şöyle geçiriyoruz. Daha kolay da vardı. Şimdi anlamanız için şöyle yapıyorum. 6-7 işte ipin kalınlığına göre kullanabilirsiniz. Sonra şu ikiye büktüğümüz ipi şuradan geçiriyoruz. Şimdi bunu anlatan daha güzel videolar olduğu için. Sıkıştırdık. Tam dipten kesiyorum ben bunu. Çünkü bu buraya boğuluyor. Güzel bir sıkıştırdık. Sonra bu gezer. Buraya kadar boncuk kullanabilirsiniz. Yem boş olduğu zaman havalanması için. Şimdi kullanmayacağım da siz kullanabilirsiniz. İğnenin takılmaması için. Şimdi şu ortadaki şey, klipse takıyoruz bunu. Pardon, fırdanlığa takıyoruz bunu. Şöyle düğüm şeklim yine aynı. Bu şekilde arkadaşlar, bu da benim çupra takımım. Dip balıkları, sargozdur, çupradır, işte karayüzdür, mırmırdır. Hani mırmır iğnesi farklı kullanıyorum da. Hani dip balıkları için şöyle gezerli takım kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane sümmes takalım buna.
arkadaşlar. Sünne dediğimiz bu. Sünneyi de bu şekilde kırıyoruz. Şuradan ayırıyoruz. Şöyle tertemiz. Bunu güzel bir şekilde buradan çıkarıyoruz. Şu arkadaşlar. Yemşeyle takayım. Yemşeyi alayım bir tane. Yemşin arkadaşlar, yemi bu şekilde tutuyoruz. İşte kuyruk kısmına içinden geçirerek. Bu şekilde geçirdik bir içine. Sonra yemi fiyle bunu güzel bir şekilde sarıyoruz. Şuraya ilk başta şöyle fazla sıkmadan, çünkü o zaman şişten çıkması zor oluyor. Hani boşa daha kolay sarmak için az bir şey boş sarıyorum şöyle. Bunu bu şekilde sarıp hazırlayabilip hazırda tutabilirsiniz arkadaşlar. Sonra iğnemizin şu delik var bunun arkadaş, delikli kısmından şunu şöyle sokup bu şekilde az bir şey gerdirip bu şekilde iğnemize güzel bir şekilde takıyoruz arkadaşlar. Bunda da yem bu şekilde duruyor arkadaşlar, şöyle göstereyim. Şimdi ne yaptık? Ya çupra takımı yaptık, levrek takımı yaptık. Tabi herkesin, hani dediğim gibi, benim kullandığım markalar bunlar. Başka marka kullanmaya gerek duymuyorum. Bir balık üstüne bindiği zaman, iri bir balık, çok başıma geldi. Şimdi çekip bir 10 metre kala iğne kırıldığı zaman arkadaşlar, yani insan çok sinirleniyor. Yani bu çok başıma geldi. Çok marka kullandım. PKK'sından, Fudos'undan tut. Ne bileyim, bir ton iğne markası kullandım. Ama güvendiğim böyle hani diyorum 10 kilo olsa çekeceğim diyeceğim iğneler onlar arkadaşlar. Bu iğnelerden memnunum. Şöyle göstereyim. Çok güzel balıklar aldım. Emin olun hepsi bu iğnelerin eseridir. Bakın arkadaşlar, levrekler. Bakın çupralar. Şöyle göstereyim, çupralar da 4 kilo 5 kiloluk çupralar. Şöyle bakabilirsiniz. Yani şu iri çupra arkadaşlar, iğneyi çok kırdırdım. Şöyle göstereyim. Yani şu balıkları yakaladığım zaman, İri balık kovaladığım için arkadaşlar, iğnem, misinem, takımım beni yarı yolda bırakmayacak arkadaşlar. O yüzden sağlam ürün, sağlam balık. Her zaman bunu söylerim. Şimdilik herkese rast gelsin. Hasan abi'den saygılar, sevgiler. Arkadaşlar, şu an çok güzel sargoz var meralarda. İri çupralar var ama denk getiremedim. Geçen 10 gün öncesine denk getirdim. Akşam bir ara ara vuruşlar oluyor. Tabii ki istediğim o 3 kilo 4 kilolar ya kıyılarda, ama şu an atlatamadım daha. Tabii ki gittiğim mera yakın olduğu için daha zor meralarda illaki yakalarım. Gideceğim inşallah. Onun dışında torik, işte tombik çok var Saros bölgesinde. İşte palamut ufak ufak kendini gösterir. Sabah bir tane aldım. 2-2,5 kilo. Çok güzel. Jip yaptım sabah. 7,5 gibiydi. Aldığımda sonra geldim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Herkese rast gelsin. İnşallah güzel videolar çekip atacağız. Hasan abi'den saygılar, sevgiler arkadaşlar.